Arkadaşlar merhaba. Geçenki deprem esnasında yavrulu olan bir sultan takımımız tek bir yavrusu vardı. Depremden sonra yavrusuna bakmadı. Bugün onun için ellerle beslenme maması yapıyoruz. Kullandığımız mama A21. Şu şekilde hazırladım. Ama yanında mandalin ve kırmızı pancar suyu da ekleyeceğim ben bugün mamaya. Birlikte hazırlayalım. Mamayı koyu olduğu için biraz daha sulandırıyorum. Bir cc kadar mandalin suyu, bir cc kadar kırmızı pancar suyu. Mama biraz cıvık olduğu için biraz daha mama ekleyip koyulaştırıyorum. Mamamızın rengi şu anda bu şekilde bir mama oldu. Biraz sıcak suya bırakacağım. Sıcak suda bekleyecek. Arkadaşlar birçok şimdi Türkiye'de çok fazla yerli üretim ve ithal el besleme mamaları var. Hemen hemen hepsinden kullandım. Ama ben Versailles Lagan'ın A21 kadar başarılı bir el besleme maması göremedim. Bu yavrumuz da depremden sonra annesinin bakmadığı yavru. Yani mama ne kadar başarılı bir mama da olsa zaman zaman mamanın içerisine işte mandalin, kırmızı pancar o tarzda ürünlerin suyunu ekliyorum. Ve görüyorsunuz yavrumuzu. Yavru beslemek için illa aparatla kursağa kadar girmeye gerek yok. Yavru alıştıktan sonra bu şekilde de besleyebilirsiniz. Ama bunda dikkat etmeniz tek gereken şey mamayı çok fazla basmadan yavrumuzun nefes borusuna gitmeyecek. Yoksa siz fazla basarsanız yavrumuz yemeye çalıştığı için nefes borusuna da gidebiliyor. Tamam. Dur. Yani demek istediğim şu: bir insan nasıl her gün pilav makarna pilav makarna yemiyorsa, yani el besleme büyüttüğümüz yavruları da sürekli sade, hani ne kullanıyorsanız el besleme maması, A21 olabilir, Türk üretimi olabilir, sadece el besleme mamasına mahkum etmeyin. Evimizde muhakkak vardır. Mandalina olsun, kırmızı pancar olsun. Zaten ki üretim yapan biri isek bunları mamada kullanıyoruz. Yani rendeleyip suyundan bu şekilde yavrumuza farklı tatlar yaratabiliriz. Ve gördüğünüz gibi iştahla da yiyor.
Bir öğünde de yaklaşık şu an 15 günlük falan bu yavrumuz. Bu yavrumuz 15 günlük falan. 5 cc de yetiyor. Herkese hayırlı üretimler. Görüşmek üzere.